Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Mezarlık videolarımıza bir yenisini daha eklemek için yine Zincirlikuyu mezarlığına kadar geldik. Bu videomuzda yine Yeşilçam'a ve Türk sanatına emeği geçen büyüklerimizi, burada yatan büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Bu mezarlıktan daha önceki videomuzda bahsetmiştim. Tekrar detaylı bir bilgiye girmek istemiyorum. Dilerseniz o videoyu izlemeyenler o videoyu izleyebilirler. Şimdi hep birlikte mezar yerlerine doğru yol alalım. Ekrem Bora ya da asıl adıyla Ekrem Şerif Uçak 7 Mart 1932 yılında Ankara'da dünyaya gelir. Sinema ve dizi oyuncusudur. Henüz 40 günlük bebekken babası Mazhar Bey bir eğitim uçuşunda hayatını kaybeder. 1953 yılında Yıldız Dergisi'nin açtığı sinema artist yarışmasına katılıp birinci olmasına rağmen film çekmeden askere gider. Askerlik dönüşü Sezai Soleli'nin kendisini yapımcılara önermesiyle ilk filmi olan Alın Yazısını çeker. 2 yıl aradan sonra tekrar sinema filmlerinde rol almaya devam eden sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen dizi ve filmlerde oynamayı sürdürür. 8 Mart 2012 tarihinde kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Ekrem Bora, 1 Nisan 2012 tarihinde hayatını kaybeder. Günümüzde burada yatmaktadır. Feridun Karakaya, yani Cilalı İbo, 15 Mayıs 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Tiyatro ve sinema oyuncusudur. Feridun Karakaya, Kabataş Erkek Lisesi mezunu olduktan sonra 1955 ve 2002 yılları arasında pek çok film ve tiyatro eserinde rol almıştır. Sahnede oldukça dinamik, canlı performansıyla, kendine özgün sempatik konuşma tarzıyla hatırlanmaktadır. Oğlu Cem Karakaya da babası gibi aktördür. 1960 ve 1970'li yıllarda pek çok filmde canlandırdığı Cilalı İbo karakteriyle hafızalara kazınan sanatçı, 76 yaşında 24 Nisan 2004 yılında kalp krizinden hayatını kaybetmiştir. Bak ne diyor başbakan? Biraz boğazınızı tutun diyor. Devir, ekonomi devri. Yaman Okay ve Meral Okay. Yaman Okay, 1 Ocak 1951 yılında Giresun Trebol'da dünyaya gelir. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. 1951 yılında Giresun'da memur bir aileden doğan Yaman Okay, eğitimini Aksaray Özel Bilir Koleji'nde tamamlar. Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu'nda okuduktan sonra Bir Yol adlı oyunuyla amatör olarak sanat yaşamına başlar. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Zeki Ökten'in yönettiği Sürü isimli filmle 1978 yılında sinemaya başlar. 1981 yılında 18. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Bereketli Topraklar Üzerinde filmindeki rolüyle en başarılı yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanır. Yaman Okay yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle 19 Şubat 1993'te 42 yaşında hayatını kaybeder. Oyuncu ve senarist Meral Okay'ın eşiydi. Meral Okay da akciğer kanseri nedeniyle 9 Nisan 2012 yılında hayatını kaybeder. Eşiyle aynı mezarı paylaşmaktadır. Sen küçüksün, ölemezsin kefen bile. Giyemezsin. Nuray Hafiftaş, 2 Kasım 1962 yılında Ardahan Çıldır'da
dünyaya gelir. Azeri kökenli Türk halk müziği ses sanatçısı ve bestecisi ünvanlarına sahiptir. İlkokulu Taksim'de okur. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı icra heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalışır. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalışır. Birçok albüm çıkaran sanatçının Yüzü Aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri vardır. Türk halk müziğinin çağdaş otantizme asla ihanet etmeyen ama teknolojiye açık bir neferi olan bir sanatçıdır. Kendi kulvarında birlikte yarıştıkları meslektaşlarının albümünde vokal yapacak kadar alçak gönüllü ve özverili olmuştur. Uzun bir süre kalın bağırsak kanseri tedavisi gören Nuray Hafiftaş 14 Şubat 2018'de 55 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeder. Günümüzde de burada yapmaktadır. Mekanı cennet olsun. Gel gel kara göz, rengimde yara göz, derdime sen çare göz. Defne Joy Foster, oyuncu ve sunucu 2 Eylül 1975 yılında Adana'da dünyaya gelir. Annesi Hatice Nayman bir Türktür. Babası ise Amerikalı, NATO'da görev yapan bir subaydır. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okur. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitime devam etmez. 90'lı yıllarda televizyon kanallarında video jokeylik yaparak ünlenmiştir. 1996'da Kral TV'de VJ olarak televizyonculuğa başlar. Çeşitli televizyon kanallarında müzik programları sunar. Kariyerine dizi oyunculuğu ve televizyon programı sunuculuğu ile devam eder. 2000'li yıllarda Sihirli Annem dizisinde Eda karakterini canlandırır. Çalıştığı sette görüntü yönetmeni olarak çalışan İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Asos'ta evlenir ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu olur. 2 Şubat 2011 tarihinde astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeder. Günümüzde işte Defne Hanım burada yatmaktadır. Rasim Öztekin 14 Ocak 1959 yılında dünyaya gelir. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 2016 yılında Kelasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilmiştir. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu kendisi Şevket Çoruh'a devretmiştir. Rasim Öztekin'le ilgili detaylı bir video daha önceden kanalımızda paylaşmıştık. Dilerseniz kanalımızdan Rasim Öztekin kimdir ve hayatı adlı videoyu izleyebilirsiniz. Rasim Öztekin'e 2004 yılında kalp yetmezliği tanısı konmuştu. Kalp rahatsızlığı olan oyuncu 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılır. Yoğun bakıma alınan Öztekin akşam saatlerinde tedavi gördüğü Siyami Ersek Hastanesi'nde 62 yaşında hayatını kaybeder. Günümüzde burada yatmaktadır. Mekanı cennet olsun. Ölürsen bir kürek toprak atacağım. Thank you.
Halit Refik 5 Mart 1934 yılında İzmir'de dünyaya gelir. Halit Refik veya Refik. Sinema yönetmeni, senarist, yazar, öğretim görevlisi ve onursal profesör. Annesiyle babasının aileleri 1913'te Balkan Savaşı sonrasında Selanik'ten İstanbul'a göç etmiştir. Halit Refik'in dedesinin adı Refik'tir. Halit Refik'in aile büyükleri soyadı kanunu çıkınca Halit Refik'in Refik dedesinin adındaki K harfinin yerine yumuşak G harfini kullanırlar. Atıf Yılmaz'ın Yaşamak Hakkımdır isimli filminin asistanlığını yaparak sinema alanındaki çalışmasını gerçekleştirir. 1960'ta ilk filmi olan Yasak Aşkı çeker. 1963'te Şehirdeki Yabancı, 1964'te Gurbet Kuşları, Harem'de Dört Kadın ve Bir Türk'e Gönül Verdim filmlerini çeker. Ve bu filmleriyle Moskova, Yeni Delhi film festivallerinde çeşitli ödüller kazanır. 1964 yılında Gurbet Kuşları ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü alır. 1975 yılında TRT kurumuna çektiği Aşkı Memnu ile TV dizilerine öncü olur ve dikkatleri üzerine çeker. Onlarca filmin yönetmeni, senaristi, yapımcısı ve ödüllerin sahibi olan Halit Refik, Safra kanalında tümör tedavisi gördüğü hastanede 11 Ekim 2009'da 75 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeder. Günümüzde Halit Refik işte burada yatmaktadır. Mekanı cennet olsun.